Yani bir adam deposunu doldurduğu zaman 50 euroya denk geliyorsa zaten maaşından hiçbir şey kalmıyor. 2023'ü göremeyeceğiz bu zamlarla beraber. Ülke kaosa bir sürüklendiği zaman. Artık depoyu fulleyemiyoruz. Doların artması sebebiyle benzine 52, motorine 50 kuruş zam geldi. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Asıl bölümde orada başlayacak. Vallahi sadece motorine, benzine değil, günlük değişen bir fiyat endeksi var gibi bir algı oluşturulmaya da çalışılıyor işin açık tarafı. Ama dünya konjonktüründe bir yüksek enflasyon durumunun olduğunu düşünüyorum ve görüyorum. Ama bizim ülkemizde maalesef ekonomik şartlardan dolayı bunları vatandaşlarımız çok çok daha fazla hissediyor. Hem motorine, benzine, hem şekere, diğer gıda ürünlerine falan. Yani bu dönemde özellikle biraz daha iktidarın, hükümetin vatandaşı rahatlatıcı adımlar atması, ekonomik gelişmeleri daha az hissettirecek adımların atılmasını talep ediyoruz. Allah yardımcımız olsun. Kolay bir kış beklemiyor gibi geliyor bize ama inşallah iyi olur. İnşallah dünyadaki yaşanan şeyde ülkemiz en az zararından bu günleri, bu süreçleri de atlatır diye temenni ediyorum. Hayırlısı olsun, ne diyelim. Allah yardımcımız olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Artık depoyu fulleyemiyoruz. İnsanlar artık 3 kuruşun 5 kuruşun hesabını yapar oldu. Zam gelmeden önce kuyruklar oluştu. Ben akşam arabamla gittim şeye, benzinli. Bayağı bir sıra vardı yani, alayım almayayım diye. Yani çıktım, sıradan dolayı almadım yani. Ama gerçekten insanlar artık bıktı yani, öyle söyleyeyim. Bu zamlardan, bu yüksek fiyatlardan, ondan sonra kontrol edilemez bir şekilde artan bu pahalılıktan dolayı insanlar artık gerçekten sıkıntıya girmeye başladılar. Ya bu sonuç ne olacak bilmiyoruz yani. Vallahi gayet normal çünkü dünyada petrol fiyatları hepsi yükseliyor. Dolar fiyatları da hepsi yüksek. En azından yani Türkiye'de o kadar aşırı bir dolar yüksekliğini ben zannetmiyorum. Çünkü bir Japonya'da bir dolar 114 Japon yeni. Rusya'ya bakarsan 73 ruble. Türkiye'de de yani 20 senede 3 lira 5 lira yükseldi diye hükümeti yerden yürüye vurmaya gerek yok. Kimse de acı değil. Yalan söylüyor herkes. Ekonomik kriz var dünyada. Azıcık yani insan azıcık mantıklı olursa 20 senedir lüks yaşayan bir insan 3 ayda vatanına ihanet etmemesi lazım. Hemen kaldırıp yere çarpmaması lazım. İdare etmesi lazım. Her güzelliğin bir kötülüğü de olur. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 ay idare etmesi lazım. Vallahi artık haftalık geliyor. Günlük geliyor. Yani insanlar da yetişemiyor. Ne zaman geleceğini. Şimdi normal gelmeye başladı artık. Şimdi zam geldi diyorlar ama bunu vatandaş da artık normal karşılıyor. Çünkü her şeye zam geldi. Şu bir yıl, önümüzdeki bir yılda %100 zam geldi her şeye. Yani araç fiyatları öyle, ev fiyatları öyle. Yani bilmiyorum, Allah sonumuzu hayretsin. Devlet büyükleri bilir nasıl önleneceğini. Hani ben vatandaş olarak şimdi bunu söylemek istemiyorum ama inşallah devletimiz önüne geçer yani. Çünkü vatandaşlar da mağdur olmasın istiyoruz. Şimdi zaten dünyada global bir kriz var, doğrudur. O da her tarafa, yani dünyada her ülkeyi yansıdığı gibi bize de yansıyor. Normal yani bunlar. Vallahi onun bize yönetenlerin geçmesi lazım. Ya bir vatandaş olarak tabii daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz ama maalesef günlük zam geliyor. Artı bizim gibi gelişmekte olan ülkeler dışa bağımlı olduğumuz için bu kurlarda falan çok çabuk etkileniyoruz. Keşke daha iyi olsa ama maalesef. Çok aşırı zam ya, geliyor. Yani baktığınız zaman şu an sözde ben 1 euroya denk geldiği söyleniyor. Ama hani açıkçası maaşlara baktığımız zaman askeri ücrete çalışan bir adamınki de 250-300 euro civarına geliyor. Yani bir adam deposunu doldurduğu zaman 50 euroya denk geliyorsa zaten maaşından hiçbir şey kalmıyor. Bir de normalde eskiden zam geldiği zaman 2 ayda, 3 ayda, belki 4 ayda geliyordu. Şimdi her Allah'ın günü gelmeye başladı ve bu artık nasıl söyleyeyim, alıştırdı insanlar. Artık kimse tepki veremiyor gelen zamlara. Yani baktığımız zaman çok kötü bir durum. Gelen zamlar doğalgaza etkili, yani gelen zamlar özellikle evde kullandığımız gazlara, misal veriyorum, geçen ay ödediğim faturayla bu ay fatura arasında çok büyük farklar var. Yani bu da bizi asgari ücretle çalıştığımız için bayağı bir sarsıyor. Yani ne evimize adam akıllı bir şey alabiliyoruz artık, ya da ne bileyim
araç piyasasından dolayı zaten artık araç alamıyoruz. Üstüne bu yakıt zamları geliyor. Araç alsak bile kullanamayacağız hale geldik. Yani umarım düşer ya da bir yolunu, bir çözümünü bulurlar. Ama baktığımız zaman piyasa çok kötü. Aşırı bir şekilde kötü. Yani bu zamlar şu an devletimizin yetişmediği demeyelim. Devletin bir oyunudur. Bu Osmanlı stratejisinden gelir. Böl, parçala, yönet. Bir ülkeyi en güzel nasıl bölersiniz? Fakirleştirerek bölersiniz. Yani bu tarihte yaşanmış şeylerdir. Zamların önüne nasıl geçebiliriz? Önce at gözlüklerini bir çıkarmamız lazım. Toplumun şu at gözlüğünü, sağa sola bakmama gözlüğünü bir çıkarmamız lazım. Ekonomimiz nereye gidiyor? Niye biz Z kuşağını ülkemizde tutamıyoruz artık? Yeterli tarım alanlarımız var. Yeterli hayvancılık yapabilecek durumumuz var. Sadece tarımla hayvancılığı biz düzene soksak bile ülkenin ekonomisi o kadar düzelecek ki. Çünkü üretim artacak. İşte bizim bu zamların önüne geçmemiz için ilk önce üretimini artırmamız lazım. Yeni fabrikalar açıp yerli malları üretip yerli malları kullanmaya başlamamız lazım. Kendi ülkemizde kendi paramızı kullanamıyoruz. Asıl sebep kendi paramızı kullanamıyoruz. Kendi paramızın bir değeri kalmadı. Bugün 5 sene önce Bulgar levası 50 kuruşken bugün Bulgar levası bile 6,5 liraya çıktı. Toplum kaosa bir sürükleniyor. Bir kaosa girecek. Çok yakındır yani bu kaos. 2023'ü belki göremeyeceğiz, ben öyle söyleyeyim size. 2023'ü bekliyoruz ama 2023'ü göremeyeceğiz bu zamlarla beraber. Ülke kaosa bir sürüklendiği zaman...